Pusula Televizyonu Eski Günler programı ekibi olarak Zonguldak'ın köklü tarihini ışık tutmaya devam ediyoruz. Bugün Kadir Tuncer Bey ile beraberiz. Kendisiyle çok güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz inşallah. Sizleri Zonguldak ve Zonguldak tarihi hakkında aydınlatmaya çalışacağız. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Merhaba, nasılsınız? Hoş bulduk, merhabalar, çok teşekkürler. Tekrar teşekkür ediyoruz Pusula Televizyonu'na bu olanı bize sağladığı için. Öncelikle bize Zonguldak'a gelişinizi, daha doğrusu babanızın buraya gelişini anlatır mısınız? Tabii, seve seve. Babam 1906 Giresun doğumlu. Zonguldak'a geliş öyküsü, babası savaşta kayboluyor. Yani babam bir yetim çocuğu. O zamanın koşullarında babaannemi eniştesine vermişler. 400 kız kardeşi daha var. Babamı da Bafra'da bir Rum beyinin yanına besleme olarak vermişler. Zonguldak'a gelişi de kendi söylemeye göre 922 yıllarında filan oradan bir grup mübadele sonrası, pardon, 923'ten sonra Karadeniz bölgesindeki Anadolu'daki diğer Hristiyanlar gibi onlar da mübadeleye tabi tutulunca babam orada yalnız kalmış. Kendi anlatımı, bir gemiye binmişler hep beraber bir grup, Zonguldak'ta inmişler. Nasıl geldi, nasıl gitti, niye burada indi onu bilmiyor. Sonradan burada ocaklarda çalışmaya başlamış. Askerliğinin bir kısmını burada yapmış, bir kısmını İstanbul tarafında yapmış. Tekrar yine burada kalmış. Ve sonuçta 1940'da madene devletleştirilince, mükellefiyet çıkınca babam zorla gönüllülüğün dışında ocaklarda çalışmaya başlamış. Sakatlanmış. Bu sakatlanma sürecinde önce, yani daha çalışma sürecinde önce 1936'da annemle beraber evlenmiş. Annemin ailesi de Azerbaycan Bakü tarafından, yani Kafkaslardan Zonguldak'a geliyor. Doğrudan Zonguldak'a değil, annem babası dedem de Akçakoca Tepeköy'de Kömürcü Kadir Ağa diye tanınıyor. Oraya gelip yerleşiyorlar. Ondan sonra dedem buraya yerleşiyor. O da madenci yani. Bu şekilde yani Rize üstüne geliyor. Rize'den buraya geliyor annemler de. Burada evleniyorlar 38'de. Bizler dünyaya gidiyoruz. Peki babanız buraya geldiğinde, anlattığımı bilmiyorum, nasıl bir Zonguldak'la karşılaşmış? Yani nasıl bir Zonguldak onu karşılamış? O babamın zamandaki Zonguldak'tan benim hatırladığım Zonguldak arasında konuşmalara bakıyorum. Babamdan pek de bir fark kalmamış. İşte çarşı içerisinde tren yolu geçiyor. Ana caddede birkaç tane baraka tipi evler. Dere yatağı şimdiki gibi değil, böyle bu atölyenin olduğu yer, Merkez Atölyesi'nin olduğu yer, tahlisyenin olduğu yere babam dere yatağı derdi. Dere akardı oradan, sonradan doldu derdi. Ve doğru, o fotoğrafları da sonradan bulduk. Burada Fransızlar var. Yani sadece Fransızlar değil. Fransızlar hep ağızda prensenk olmuş. İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler, yerli yabancı madenciler, yüzden fazla o dönem burada maden ocakları var. 1940'a devletleştirilinceye kadar. Onlardan bahsediyorlar babam. Ama paralarını en iyi verenlerin de Fransızlar olduğunu söylerdi. Yani en işçisine en iyi para veren de Fransızlar olduğunu söylerdi. Peki babanız hani o Fransızlarla beraber çalışmış değil mi yani? Fransızlarla mı? 24'ten itibaren bu İtalyanlar, Fransızlar ve yerli yabancı Müslüman ocaklarında çalışıyor. Peki onlarla anlaşım nasıl oluyormuş? Hiç, yani anlaşabiliyorlarmış, konuşabiliyorlarmış. Tercümanlar var ve çokları da Türkçe zaten biliyorlarmış onlar. Türkçe zaten biliyorlarmış. Hatta eski yazıyı da biliyormuş. Çünkü Latin alfabesi o dönemde yok. Eski yazıyı bilenler varmış aralarında. Peki siz Zonguldak, siz doğduğunuz zaman, yani biraz çocukluğunuzdan bahsetmek istiyorum. Sizin zamanınızda, sizin çocukluk zamanınızda nasıl bir Zonguldak vardı? Zonguldak'ta vaktinizi nasıl değerlendiriyordunuz? Mesela 1956'ya kadar çok net hatırlıyorum. Babamın hastalığından sonra annem çalışıp bizi büyütmüş. Büyüttü daha doğrusu. Annem bu Fener semtinde Fransız mahallesi biz oraya derdik. Orada
bir yukarıda bir de aşağıda demir bariyer kapılar vardı. Dışarıda herhangi bir rastgele giremezdi. Ekay'ın elini kömür işletmesinin bekçileri vardı orada. Bekçiler beklerdi. Annem Fransız evlerinde temizlik yapardı. Fransız evlerinde süt onlara getirdi. Biz de kendisine yardım ederdik. Sonra annem bu şimdiki Çolak İşhan'ın olduğu yerde Kemal Çolak vardı. Onun otelinde, Yeni Zaman Oteli vardı. Orada çalıştı. Şimdi Zonguldak'ta bu büyük köprü yoktu. İnönü Köprüsü denen o köprü yoktu. Soğuk suda dere içinden doğru başlayan bir kanal vardı. O kanaldan su akardı devamlı. Şimdi o kanalın üstünü kapattılar. O su gene akıyor. Tam böyle kömür tahliye edilen yere direkt armağanlar orada. O su yine akıyor. Onun dışında bu çarşı içerisinden, bu ikinci makastan, ikinci makasın da anlamı şu, bu tren raylarını ayırmak için makaslar kullanılır. Bir tane makas bu aşağıda, bu Üzülmez'deki trafik şube müdürlüğünün orada, bir makas da orada var, orada ayrılıyor. İkinci makas yani oradaki makas. Onun adı ikinci makas, oradan doğru kalıyor. İkinci makastan başlayan tren hattı bu cadde onun ortasından doğru ilerideki bu eski tünelden kömür boşaltım yerine giderdi. Şurada kantar vardı. Gazeteciler Cemiyeti'nin olduğu yerde kantar vardı. Oradan tartılıp boşalırdı. Nasıldı? Vallahi trenler simsiyah duman salardı. Zonguldak'ta beyaz giymen imkansızdı yani. Beyaz giyilmezdi Zonguldak'ta. Simsiyah bir kömür dumanı vardı. Yollar bataklık gibiydi. 1968'de saygılı andığımız Hüseyin Öztek belediye başkanı olana kadar Zonguldak mahallelerinde araç girecek yol yoktu. O zamanlar o yollar ilk defa dozerler açtı. Yani yapılmadığı yol size bize kaldı ama hiç olmazsa araçlar kuru havalarda girmeye başladı. Pazar yeri bu belediyenin karşısında kahvehane duraklar falan vardı. İlk pazar yeri orasıydı. Şuradan soğuk suya taşındı. Örneğin nedense bizim şeylerde pek bu yazmaz, unutuldu mu, imkan yoktu ama. Belediyenin karşısından, eski hal binasının oradan, şöyle söyleyeyim, şimdiki belediye itfaiyesinin altından sanayiye kadar olan yer Hristiyan mezarlığıydı, büyük bir Hristiyan mezarlığıydı orası. Oraya sonradan 62'ye kadar kaldı orası, 62-63'e kadar. Sonra söktüler onları. Hatta öyle bir şey yaptılar ki o mermerlerini alıp sobalarında kullandılar, duvarlarda kullandılar, şey ettiler. Bir de onun üst tarafında Müslüman mezarlığı vardı. Bu Çağlı Köy'den Müftü İbrahim Efendi'nin mezarı da oradaydı. Mesela o adamın mezarı yok, müdafaa hukukun Zonguldak'ta ilk kurucusu ama mezara kayıp. Oradan almışlar mezarı, kaybetmişler. Bu mezarlıklarda toplanan tüm kemikler, Müslüman, Hristiyan, şimdiki asri mezarlığında oraya kuyu yapıldı. Orası da 57-58'de falan açıldı. O kuyunun içerisine dolduruldu bütün mezarlıklar. 467 evler bahçelikte, meyve bahçesiydi. Biz oradan meyve toplamaya giderdik. Örneğin Üzülmez Deresi'nin aktığı yerde, ikinci makasta biz derede yüzerdik yani. O öyle pis falan değildi. Balıklar vardı. Yemezdik balıklar ama bayağı iri iri balıklar vardı. Burada maden mühendislerinin oraya giden arka sahil bantının orada, burası kayalıktı, çekek yerler oldu yer. Ve limon arkası kayalıklarında yengeçler kum gibiydi. Dolu yengeç vardı. Biz bağırıyı yakaladık. Böyle kocam olurdu onlar. Etleri bayağı şey, istakoza benzerdi onlar. Bütün bunlar kayboldu gitti. Değil mi? Aslında Zonguldak'ta sizin çocukluğunuzda renkli bir yaşam varmış ama siz biraz... Mesela sinema vardı. Soğuk suda yeni sinema vardı. Yeni Melek sineması vardı. Yeni sinema Soğuk suda Nazım Baysal'ın, fotoğrafçı Nazım Baysal'ın sinemasıydı orası. Şimdi bu Papila İşhan'ın oraya daha gitmeden bir mağaza var. Mağazanın olduğu yer böyle hatırlıyorum. Yazlık sinemalar vardı. 6-7 tane sinema vardı. Soğuk suda tekrar gene Güneş sineması vardı. Emrah Şahsı'nın olduğu yerde Zevk Açık Hava sineması ve kapalı sinema vardı. Sineması bol bir kentti Zonguldak. Evet. Gerçekten. Peki ama şu anda sineması tek bir tane sinema var. Bunun yokluğu yani nereden kaynaklanıyor? Neden bu şekilde olmuş? Evet, bir tek Zonguldak'ta diyor. Türkiye'nin her tarafında de kültür burada artık bitti. Yani ben çocukluğumuzun o dönemine bakıyorum. Balolar tertip edilirdi halk evinde. Balolarda bayağı bir kültürel etkinlikler olurdu.
Şu anda yok. Yani bu televizyona doğru geçişten sonra sinemalar kayboldu. Tiyatro kayboldu mesela. Tiyatro sürekli tiyatrolar oynardı. İşte biz tenis kortuna böyle gizli kaçak giderdik. Tenis oynarlardı. İstanbul'dan gelip karşılaşma yaparlardı. Şimdi yok. Her şey gibi onlar da değerini yitirdi. Biraz da eğitim ve iş hayatınızdan bahsetmek istiyorum. Ben ilkokulu dışarıdan bitirdim. İlkokulu içeri kadar okuyabildim. Şöyle çocukluğumuzda baba mükellefiyetten sakat, o dönemler aylık falan verilmiyor sakat kalan işçilere. Gönderiyor, amele birliği işte bir normal tedavisini yapıyor. Aile boyu çalışmak zorundaydık. Örneğin uzun süre abilerimle beraber pazar yerinde küfecilik yaptık. Mesela soğuk suda pazar yeri vardı. Küfecilik siz bilmezsiniz. O zaman bu Karayelmas'a 10 Temmuz'un tepelerine, rüzgarların tepelerine dolmuş falan çalışmıyor o zaman. Dolmuş falan. Sadece TTK'nın, EKA'nın daha doğrusu kendi kamyonları var. Onlar belli bir saatlerde gelip gidiyor. İşte vatandaş bayan gelirdi. Sırtımızda küfemiz 11 yaşlarımızda falan. Bir defa bir saat bir tur atardık öyle. Ne bulursa küfeye koydu. O küfeyi Karayelmas'ın tepesine, rüzgarın tepesinde, önde küfenin sahibi, yani o içerisinde yiyeceklerin sahibi taşıdık, öyle çalışırdık. İşte ayakkabı boyacılığı, sinemalarda leblebi çekirdek o zaman satmak bayağı şeydi. Sinemalarda daha fazla çalıştım çünkü bu ölen rahmetli abim bir tanesi de sinema makinistiydi o dönem içerisinde. Sonradan 62-63 yılında bu Sabahattin Tufan vardı, saygıyla anıyorum kendisi, elektrikçi Ulu Cami'nin altında elektrik atölyesi vardı. Onun yerine abim beni çırak olarak koydu. Bir yıl Filos'la İngilizlerin yapmış olduğu radara gittim, geldim, çalıştım. Mesleğimi öyle öğrendim. Mesleğim elektrikçiydi. Onun peşine buzdolabı, çamaşır makinesi, motor bobinaj işlerini yapmaya başladım uzun süre. Sonradan 65-68'de siyasi yaşama atıldım. Türkiye İşçi Partisi'nin Zonguldak'ın ileri örgütüne girdim ve İstanbul'a gittim. Orada Beşik Tertmesi evliyim ben aynı zamanda. Orada eşimle evlendik. Çok değişik. Biraz ondan bahsedebilir miyiz? Şimdi gurbetçiliğin getirmiş olduğu dayanışma vardı. Eşimin ailesi, babası Trabzon Vapikebir'den gelme, annesi Of'tan gelme. Bu ikinci makasta Roman diyorlar ama onlar kendilerine Çingene diyor. Biz de Çingene diyoruz. Yani Kürt nasılsa, Laz nasılsa Çingene de aynı bir şey. Birbirimizden pek böyle ırki bir şeyimiz yok. Bir yaşam tarzıdır. Aramızda onlar var. Annem babamla, eşimin anne babası çok samimi arkadaşlardı. Karadenizlilik var tabii şeyde, bir dayanışma içerisinde. Uzun süre arkadaşlık yapmışlar. Sonradan kayınpeder buradan gitmeyi düşünürken diyorlar ki, yahu çok iyi komşuluğumuz oldu. Hiç olmazsa ana olarak çocukları nişanlayalım. Ben 4 yaşında, eşim de 2 yaşında falan işte. Bizi nişanlamışlar, sözlemişler yani. Sonradan babam, bayağı ben küçüktüm vefat ettiğinde. Dedi ki, İstanbul'da bir kahveci Rasim var Beykoz'da. Onun kızına sen nişanlısın, haberin olsun. 68'de gittim oraya. Şimdi Beykoz'u Topkapı tarafında arıyorum. Ben İstanbul'u bilmiyorum. Ne için gittiysem İstanbul'a, pardon, Türkiye İşçi Partisi'nin üyesiydim. Orada bir toplantıya beni çağırdılar. Buradan gittik. Gitmişken de arayayım onları. Dediler ki, nereye gitmek istiyorsun? Beykoz'a. Dediler ki, burası Aksaray. Beykoz nerede? Karşıda. Meğerse bu tarafta İstanbul'a sayılıyormuş. Gittim buldum Beykoz'da. Beykoz'u buldum. Dedim ki, kahveci Rasim. Hemen gösterdiler. Sahilde tam iskelenin bitişinde kahvehanesi varmış. Bulduk, tanıştık. Askerlikten sonra evlendik. Tabii o... Peki, özel bir soru olacak ama. Hani kaç yaşında hani evlendiniz? 22 yaşında evlendim. Evlendikten 3 ay sonra da tutuklandım, cezaevine girdim. 5 ay sonra çıktım. Daha da devam ediyor. Peki o siyasete girmişken, siyasete de o zaman erken yaşta, çok erken yaşta atıldınız değil mi? Yaşımda filandım yani.
17 yaşında. Bu kendi tercihinizdi değil mi? Tabii tabii kesinlikle. O zaman hemen şu soruyu sormak istiyorum. Zonguldak'ın siyasi tarihini, o zamanki siyasetçiliği, şimdiki siyasetçiliği, o zamanki siyasetçileri, şimdiki siyasetçileri ve Zonguldak'ın siyasi gelişimini bana anlatır mısınız? Şöyle söyleyeyim. Tabi baştan bu siyasi akım içerisinde Akın Tahir Karaoğlu vardır. Burada basın özellikle Zonguldak tarihinde bayağı yeri vardır. Zonguldak'ın ilk gazetecisidir kendisi. Onu ben ilk yazdığımda, yani bilmiyordum çok, yani çoklar bilmiyordu, yazdığımda pek ilgi çekmedi. Sağ olsun bizim atölye arkadaşımız Kararmaz Gazeteciler Derneği'nde yayınladı bunu. Kaç uzun süreler oldu. Sonradan ilgi çekmeye başladı. Atilla işe önem verdi. İstanbul'da mezarını bulduk. Oğluyla beraber tanıştık. Bunlar benim bulduğum siyaset ters bir siyasetti. Ama bu insanlar, yani o dönemin sağcısı, solcusu olarak baktığımızda hakikaten şimdikilere göre çok daha dürüsttüler. Neden? Ya örneğin Akın Tahir Karavuz isteseniz Zonguldak'ın, yani şu andaki olara kıyasla yarısından fazla son olurdu. Çünkü dayısının kömür ocakları var. Belediye başkanı. Onların dediği oluyor. Akın Tahir Karavuz istihbarat daire başkanı. Yani onun dediği oluyor her şey. Her şey onun. Ve eşi buranın çok zengin ailelerinden bir tanesi. Buna rağmen Akın Tahir Karaoğlu o Türkçülük şeyinde, yani kendi ideolojisinden hiç vazgeçmedi ve araştırdığım kadar da kimsenin de 5 kuruşuna el sürmedi. Ha, yani işverendir, patronluk yapmıştır ama böyle işte şurada ihale var, bunu kapayım, burada şu var, bunu kapayım bir tane şey yok. Örneğin Demokrat Parti döneminde kendisine kağıt verilmediğine şikayet ediyor. Bu kadar olanakları olan bir insan. O dönemin siyasetçileri çok daha dürüstü, çok daha başka insanlardı. Mesela benim ustam Hüsamettin Güven'di, Hopalı. Ustam değil, biz siyasetten bizden daha etkin olanlara usta deriz. Kendisini her zaman için saygı anıyorum. Örneğin Ruşen abimiz vardı. O da çok dürüstü. İsteseydi Zonguldak'ta çok büyük mülkiyetler olurdu. Büyük bir ailenin, aşiretin buradaki temsilcisi bir oğluydu. Ama bütün bunlar elinin tersiyle itip ideolojik ve siyasi anlamda kendilerini ortaya koydular. Ve neleri varsa bir kulübeyle beraber gittiler. Biz onları örnek almaya çalıştık. Yani benim siyasi yaşama başladığım zaman siyasetçiler böyleydi. Onlara örnek almaya çalıştım yaşamımda. Peki siyasetçilere bakıldığında şimdiki siyasetçiler o zamanki siyasetçiler arasındaki fark nedir? O zamanki siyasetçi entelektüeldi. En sıradan entelektüel. Felsefeyi biliyordu, bilimi biliyordu. Aydın insanlardı. Örneğin şöyle söyleyeyim, aldığımız kültürde Zonguldak'ta şu anda, ben Zonguldak'ta diyorum, yayınlanmış 150'ye yakın kitap vardır. Bu 150 kitabın 100 tanesini benim gibi işçi olanlar hep hazırlamıştır, yazmıştır. Yani TTK'da işçi olarak çalışanlar yazmışlar. Niye? Çünkü biz bir kültür aldık. Bize felsefe öğrettiler, tarihi öğrettiler. Dediler ki ilk önce tarihi bileceksiniz. Yaşadığınız yörenin tarihini, insanları tanıyacaksınız. Şimdikilerde, mesela o zamanın gazetecileri de diyorum aynı zamanda. O zamanın gazetecileri dünyayı tanıyorlardı. Dünya siyasetini biliyorlardı. Avrupa'da ne olmuş, Fransa'da ne olmuş, Çin'de Mao ne yapmış, Tayvan'da ne olmuş, Angola'da, Vietnam'da, Kamboçya'da ne olmuş, yerel gazeteciler bunları bilirdi. Bu yerel gazeteciler de alaylı değildi, mekteplidi, alaylıydı yani şimdiki gibilerdi. Şimdi siyasetçilerimiz de ne yazık ki basın şeyimizde magazinsel, böyle genel merkezlerine derse bu siyasetçilerimiz bunu yapıyor. Sığ yüzüyorlar ve günü kurtarmaya çalışıyorlar. Uzun vadeli hiçbirisinin düşündüğü yok. Ve yarın bir gün kendilerine daha yüksek bir şey teklif edilse o partiden o partiye geçerler ki çok bundan görüldü geçmişlerdir. Peki Zonguldak'ın sizin işte gençlik yıllarınızdan bu zamana Zonguldak'ın ekonomik gelişimi nasıldı? Yani Zonguldak nasıl bir değişim orada? Şimdi şöyle söyleyeyim. Herkesin ağzında şey var. Zonguldak göç veren bir kent haline geldi. Zonguldak göç veriyor. Zonguldak gurbetçi veriyor. Kardeşim 1867'den itibaren 1950 yılına kadar hemen hemen 100 yıla yakın bir süre bu yöre ahalisi maden mükellefiyetine tabi tutulmuş. Maden mükellefiyetine tabi tutulurken de yöre ahalisinin
Bu bulunduğu yörenin dışına çıkışı yasaklanmış. Düşünebiliyor musunuz? 100 yıl insanlar, Zonguldak ahalisi dışarı çıkamıyor. Madene mecbur bırakılıyor. Bu süre içerisinde çiftçilik yapanlar ocakta çalışmak istemiyor. Niye adam çalışsın? Tarlası var, hayvanı var, meyve ağacı var. Ve o kadar büyük vergiler koyuyor ki insanlar tarlasını, yani arazisini, elindeki hayvanını satmak zorunda kalıyor. Madene yönlendiriliyor. Şimdi 80'lerden sonra dünyadaki özelleştirme projesiyle beraber Zonguldak'ta da kitlerin tasfiyesiyle beraber Türkiye geldi. Burada madenler yavaş yavaş tasfiye ediliyor. İşçi alınmıyor mesela 80'den sonra, pek böyle yoğun 10 bin kişi, 20 bin kişi falan alınmadı. Özellikle 90'dan sonra daha bir yoğunlaştı. Yani 90'lara kadar 46 bin işçi vardı burada ve daha da insanlar işe giriyordu. Şimdi 90 yıllık bir birikim, hiç gurbetçisi olmayan bir kent. Tabii ki akış bu sefer iş bulamaca daha fazla olacak. Yani Zonguldak'ın gurbetçiliği olmadığı için, gurbetçisi olmayan bir kent olduğu için son yüzyılın sıkışı, yoksa fazla bir gurbetçilik falan yok Zonguldak'ta. Her şey normal. Yani başka illere kıyasladığımızda normal. Şimdi İstanbul'da, gidin İstanbul'da herhangi bir ilçe, örneğin Kartal'da veya Bakırköy tarafında, Erzurumların Çat ilçesinin bilmem ne köyünün bilmem ne mahallesinin dayanışma derneği var. Zonguldaklar derneği kaç tane var? 2-3 tane var. Nerede? Birkaç yerde, Avcılar'da filan. Onlar da birbirine çok uzak duruyor işte. Orada daha devletçilik yapıyor, ulusçuluk, içerilik yapılıyor, bartınlık, erillik filan yapılıyor. O yüzden Zonguldak'ta ekonomik olarak daralma bir madene bağımlılık haline kalmış. Şimdi böyle bir karmaşık yapıda olduğu için burada kimseye, hep yani insanlar da fazla bir yatırım yapmamış. Nasıl ocağa gireriz biz diye. Ocaklarda fazla işçi de almayınca böyle kalmışlar. Sanayicimiz de böyle yapmış. Gitmiş başka yere yatırım yapmış. Hizmet sektörüne yatırım yapmışlar hatta. Yani Zonguldak'ta kazanmış bizim sanayici. TTK'yı malı satmış, parayı cebine koymuş. Gitmiş başka bir, Türkiye'nin bir tarafına hizmet sektörüne yatırım yapmış. Şu anda Zonguldak'ta ne olması lazım? Yani bu gurbete gidişlerin durdurulması için. İnsanlar alışkın da değil. O ilk gidenleri ben takip ettim. İstanbul'a ve Bursa'ya gidenler perişan çalıştılar. Yani geri dönemiyorlar, köylerine çocukları var. Orada çalışıyorlar, paralarını alamıyorlar. Burada gelseler, ocakta çalışsalar paralarını alamıyorlar. Kaçak ocaklarda verdiğimiz sahayı işletmelerine. Şu anda daha yeni yeni Zonguldak ahalisi 25 yıldır olmasına rağmen daha yeni uyum sağlıyor gittiği yerlerde. Peki geleceği ne olacaktır Zonguldak'ın? Yani herkes o Zonguldak'ın geleceğine hiç umudumu kesmedim. Yani Türkiye kapitalist bir ülkedir. Zonguldak'ta bir kapitalist sistemi içerisindedir. Zonguldak'ın geleceği eğer tamamen gözden çıkartılmış bir şey olsaydı, bu yeni olarak Boğaziçi Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi'nin kampüsleri niye çoğaltsınlar? Niye yeni yeni bölümler koysunlar? Baktığımızda Batı Karadeniz'de öğrenci sayısı en fazla il olan yer Zonguldak. Böyledir. Peki madem Zonguldak gözden çıkartılacaktı, sağlık alanına niye bu kadar yatırım yapılıyor burada? Batı Karadeniz bölgesine bakın. Sağlık alanında en fazla hastanesi olan yer Zonguldak. Özel sektörü, tıbbi merkez. Daha da yapılıyor yani. Peki niye böyle? Bu yollar niye yapılıyor madem gözden çıkartıldı? Köprüler, tüneller, viyadükler niye yapılıyor Zonguldak? Bırakalım onu. Madem kömür çıkmayacak Zonguldak'tan. 3 tane büyük kuyu Kozlu'da, Karadon'a da gerek. Niye yapıldı bunlar? Boşuna mı yapıldı yani? Bu kuyuları dışarıdan aldıkları posta mı, doldurdular mı, iptal mi ettiler? Yok. Bir hazırlık çalışmak. Bu bir süreçtir. Bu anladın mı? Siyasi bir süreçtir. Yani ben bazı yazılarımda yazıyorum. İşte siyaseti takip etmek buna denir. Cumhurbaşkanı başbakanken şunu söyledi. Türkiye 8 siyasi yapıya bölünmüştür dedi. Yani bir federasyon. Burası bellidir. Yani Batı Karadeniz federasyonu. Bu ayrı bir eyalet merkezi, devletin ayrı parçalaması falan filan değildir. Burada eksik olan bir tek şey var. Gümrük kapısı. Burası Sinop gümrüğüne bağlıdır. Yani Sinop gümrüğü Zonguldak, Sinop gümrüğü Zonguldak kapısı diye geçer. Burası gümrük şey. Gümrükler baş müdürü buraya geldiği zaman burası bir eyalet sisteminin baş kentidir yani. Yani gelecek o kadar vahim filan değil. Kömür çıkacak. Bu kentin kömür çıkacak. Çıkmasaydı madem öyle bölgesinde bu kuyular niye vuruldu yani? Hatta buradan yıllık 5 milyon ton kömür çıkacak. Peki insan sayısı ne olacak?
İşte burada şu anda emek yoğun bir çalışma iş gücü var Redovan Sarı'nda. O zaman teknoloji yoğun bir çalışma olacak. Teknoloji yoğun bir çalışma olduğu zaman da insan emeğine fazla gereksinim de yok. Ha, bu ocakları kim çalıştıracak? Yerli veya yabancı sermaye bu ocakları çalıştıracak. Boşuna vurmadı bunları. Önüne çatı ağzı gibi diye, şimdi çatı ağzına kömür karıştırılmıyor. Çatı ağzı atık kapasite kaldı. Ama biz istiyoruz ki daha temiz teknoloji kullanılsın. Yani şimdi kurulan santraller duman saçıyor, zehir saçıyor. Bunlar bir şey değil. Daha 5 tane daha santral kurulacak şimdi. Zonguldak ormanları gitti. Zonguldak ormanları bir doğa harikasıdır. Doğal orman yapısıdır. Karadeniz'de doğal orman, Türkiye'de daha doğrusu doğal orman yapısı yoktur. Karadeniz ormanlarının özellikle Zonguldak'ın korunması gerekir bir orman yapısı vardır. Niye? Bir hektar alanında yüzlerce bitki çeşidi vardır. Niye bizim Zonguldak ormanlarında Ege, Marmara, Akdeniz'deki gibi yangınlar olmaz? Çam ağacı ısıyı gördüğü zaman hemen cam parçasına tutuşur. Ve dibine hiçbir şey büyümez. Bakın çam ağacının dibine hiçbir şey büyümez. Doğal ormanda çok çeşitli hayvanlar yaşar. Zonguldak ormanı çok değişik hayvanlar yaşar. Çünkü orada 25'e yakın benim bulduğum Zonguldak ormanı, ben aynı zamanda Greenpeace'in temsilcisiyim bir de bana. Çevre araştırması yaptım. Zonguldak ormanlarında sadece insanlar tarafından yenilebilen 25 ayrı yabani meyve vardır. Bunları hayvanlar da yiyor. Çamların içerisinde hayvan ne yiyecek? Kozalak mı yiyecek orada yani? Orada hayvan da yoktur. Yabanın hayvan da yoktur. Ama siz termik santralinden zehri salarsanız, işte enerji hattı, nakil hattı geçecek diye o tellerin altındaki ormanı kökten keserseniz veya sanayide ileride daha çabuk yetişen, kullanılmak üzere o çabuk yetişen çam ağaçlarını dikerseniz doğayı tamam mı tahrip ediyorsunuz. Bunlara karşı mücadele etmeyi bize öğrettiler ve yani vatan işçisiyle, köylüsüyle, doğası ve doğal kaynaklara vatandır. Ve bunları ortaklaşa kullanmaktır vatan. Bunları ben ortaklaşa kullanamıyorsam, birileri talan ediyorsa, yok etmeye çalışıyorsa emekli içerisinde, yani ben görevimi yapmak zorundayım bir insan olarak. Bu kentin bir bireyi olarak yapmak zorundayım. O nedenle dedi ki söylediklerimiz belki uçar gider. Bir takım yazılar yazıyoruz. Umarım içecek. Kitaba dönüştürelim verdik. Kitap yazmaya başladık. Yani bizim dönemdeki siyasetçilerimiz bizi böyle yetiştirdi. Düşün onlar nasıldı? En cahili benim. Peki Zonguldak'ta sizi o zamandan bu zamana etkileyen en önemli olay, yani sizin etkilendiğiniz olay nedir? 65 ve 68 direnişi. 90-91 büyük, 90 grevi 91. Ben büyük yürüyüşün üst komiteleri vardı bizde. Üst komitede, Kardon komitesindeydik. Her zaman için onur duruyorum, onun içerisinde yer aldık. Yanlıştı, doğruydu, birçok şeyler yaptık. İşte sendikacılar işleri yürüttü, işlerimiz sendikacılar ama insanlar Ankara'ya yürüdüler. Bu şunu gösterdi. Şimdi diyorum, televizyonun formatını bilmiyorum ama bazı şeyleri tabii söylemek istiyorum. Şimdi diyor ki, bu insanlardan bir halt olmaz. Niye? Ya kardeşim bu kadar eziliyor, büzülüyor, gene gidiyor oyunu ona veriyor. Hep şunu demişim de, bakın arkadaş 90-91 grevini iyi irdeleyin. Bu sadece Zonguldak değil, Türkiye genelinde böyledir. İyi irdelemek gerekir. Zonguldak ahalisi ANAP'a oy veren en fazla illerden bir tanesidir Zonguldak. Yani 90-91 o grevinde iktidarda olan Anavatan Partisi'ne en fazla oy veren ildir Zonguldak. Ama aynı Zonguldak ahalisi ne yaptı? Ankara'ya ANAP'ı, iktidarda ANAP'ı Özal'ı devirmek için yola çıktı. Ha demek ki bir terslik var bu insanlarda. Veya doğruyu biliyor bu insanlar. O yüzden diyoruz ki demeyin insanlara böyle. Yani bizim insan halkımıza böyle demeyin. Bu kadar aptallık mı olur? Gene aynı şeyi verin. Ne yapacağını çok iyi biliyor insanımız. Yeter ki o insanımıza yaklaşımı bilmek lazım. 65 büyük madenci direnişinde ben daha 16 yaşındaydım. Çalışıyorduk da bilmiyorduk. Ama şey dendi. İşte çarşıda olaylar var. Aman evden çıkmayın. Bizim ev bu Çingene Mahallesi'nin daha üst tarafındadır. İşçilerin sel gibi aktığını hatırlıyorum. Aşağı inemedik çünkü korkuttular. Dediler ki inmeyen aşağı herkesi dövüyorlar. 68 olayları oldu tekrar. 68 olaylarında
ben EKAY'da çalışmıyorum ama Türkiye İşçi Partisi'nin bir bireyi olarak ustalarımızın yanındaydık. Mümkün olduğu ayırmıyorduk. Orada hep şeyi gördüm. Örneğin şimdi demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinde işte yasal yollardan hak alınır. Ama işte yazarlar, işçiler Zonguldak'a akın akın yürüdü. Ama nasıl yürüdüler? Benim gördüğüm Üzülmez'den doğru geldiler. Üzülmez'den gelenlerin ellerinde sopa. Garajdakiler dediler ki çıkın dışarı. Merkez garajdaki. Onlar çıkmayınca bastılar sopayı. Herkes dışarı çıktı. Atölye çıkmadı, bastılar sopayı. Herkes dışarı çıktı. Hatırladığım Fevkani Köprü üstünden Çevik Kuvvet geldi. 68'deki olaylardan sonra Furuko dediğimiz Çevik Kuvvet değil tabi bunlar. Unuttum şimdi hatırını. Onlara başka bir şey. Furuko deniyordu o zaman. Şimdiki Çevik Kuvvet'in karşılığı. Yani onların baretleri beyaz. İşçilerin baretleri sarı. Sarı baretlerle, yani sarı papatyayla beyaz papatya, yani böyle renk olarak koyduğun zaman papatyanın dışı böyle beyazdır, içi sarıdır. Sanki böyle bir abluka oluştu. Maden işçilerini yüzlerce o polis ellerinde coplarla beraber ablukaya aldı. Ve sonradan dumanlar çıkmaya başladı. Ben gazı ilk defa orada tattım. Hatta ne olduğunu bilmiyorduk. Mahalleden arkadaşlar vardı. Patlamamış bir kutu vardı. Ettik böyle ne kokuyor içerisinde duman çıkıyor. Ama bilmiyorsun gazın ne filan olduğunu. Aman Allah. Meğersem göz yaşartıcı bir gazmış. İlk gazı yaşamımda oradaydı. Yıl 1968 Mart ayıydı. En son gazı da bu defa Ankara'da bu Türkiye Mimar Mühendisi Odaları Birliği'nin bir toplantı şeyi vardı. Başkent Ankara'da. Güven Park'ta. En son gazı da oradaydım. 5 metreden sağ olsun vatandaş tam gözüme böyle gazı. O nasıl oldu peki? O olay nasıl oldu? Nasıl denk geldi? Ankara'daki mi? Şimdi Hürriyet Gazetesi muhabiri arkadaş çekmiş fotoğrafı. TMOB'un şeyinde var. Ben de Facebook sayfayı paylaştım. Son kare çekeyim dedim. Yani ben fotoğraf çekmeye gittim oraya. Son bir kareyi alayım dedim. Ya birden gözlerimin içi doldu. Yani kör oldum sandım. Herkes gibi bize de gazı verdi. Fakat sonradan dediler ki ya usta bak sana özellikle atmışlar gazı. 5 metre ileriden yahu nasıl hedefledim mübarek yani. Fotoğraf orada duruyor. Öyle yani elimizde sopa yok, taş yok, molotof falan gibi bir şey yok. Ben sadece fotoğraf çekiyordum orada. Ha diğer insanlar ne yapıyordu? Onlarda da öyle bir şey yoktu. Onlar da demokratik hak ve özgürlükleri için alanlara çıkmışlardı. Herkes hakkını koruyacak tabii yani. Çünkü öyle diyorlar. Hakkınızı koruyun diyorlar. Hak nasıl korunur başka? Bir tarafı kırıp dökmeden. Ha o dönemi işçileri kırıp döktüler mi? Şimdi insanlar artık taşmış, kontrolden çıkmış. Siz onların üstüne daha fazla giderseniz daha saldırganlaşır. Yani şöyle söz vardır. Kediye bile fazla vurduğun zaman saldırır. İnsan saldırmaya başladı o dönem içerisinde. Polisin o tavrı karşısında insana saldırmaya başladı. Yani yaşamımda Zonguldak'ta gördüğüm şeyler siyaset şeylerinde bu işçi hareketi siyasetinde özellikle bunlar. Peki biraz daha Zonguldak'ı bir kenara bırakıp ben sizin yazarlık yönünüze gelmek istiyorum. Biliyorsunuz kitaplarınız var. Kaç tane kitabınız var? Öncelikle bunu sorayım. 5 tane basılmış kitabım var. 5 tane de baskıya hazır kitabım bekliyor. Genellikle bunların, bu kitapların konuları neler? Zonguldak. Şimdi şu birinci kitabım 1998'de yayınlandı. Tarihten Gülüz Eşli Sınıf'ın durumu. Burada Rödovan sahalarını işledim. Türkiye'de Rödovan sahalarını işleyen tek şey bu. Şu ana kadar 8 defa tez olarak kullanıldı bildiğim. Bana gelen bilgiler. Fotoğraflar içerisinde var. Çünkü işçiler çalıştığı Rödovan sahalarında kaçak işçi diyorlar. Kaçak işçinin olmadığını ben orası. Çünkü kaçak ocak günde 80 ton kömür çıkartılıyor kaçak ocak. Ben size burada gelmişken bir anımı belirteyim. Tabii. Yani madem öyle. Ben tabii onu hep anlatırken duygusallaşıyorum böyle. 12 yaşında filanım. Babam söylemişti çalışmıyordu. Bizim bahçemiz var. Bu Fransızlar devletleştirdikten sonra madenler bizim orada boş kalmış. Babam hemşirelerin yanına almış. Bizim o araziyi çevirmiş. Burası benim demiş. Hazinenin yeri. O zaman öyle. İşte fındık filanı dikerken bir kömür parçası çıktı. Kömürler çıktı yani. Kömürü kazmışlar, atmışlar o tarafa, toprağa karışmış. Biz de içerisine seçtik. İşte iki teneke kadar kömür.
Yani o zaman bizim oralardan kömür çıkıyor da fazla derine devlet malı çünkü elleyemezsiniz onu. Orada dursa bile duracaktır o. Babam onları aldı. Gece yaktık. Görünmesin diye. Saat 11 mi 10 mu neydi? Yemek pişirdi annem üstünde. Sabah daha gün ağrırken baktık pat 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 da kafa vuruluyor. Babam şüphelenmiş ama. Diye ki sakin olun. Baktık jandarma, bekçi ve polisler. Babama dediler ki kömür nerede aldın? Diğerleri nerede? Ya iki teneke. Orada iki tokat vurdu jandarma babama. Diğerlerini gösterdi. Yok, nereye gösterdi? Adam zaten belinden sakat. Ocakta o yani devlete çalışırken sakat kalmış bir insan. Neyse bir teneke kömürü babama yüklediler çuvalla beraber. Ben de kazmayı küreğe aldım. Çarşı karakoluna getirdiler bizi. O zaman şu sigorta müdürlüğünün arkasında bir çarşı karakolu vardı. Eski Hristiyan Ayazma diye geçermiş orası. O çarşı karakoluna girdiğinizde nezahatane 2 metre aşağıdadır. Oraya basamaktan beraber girdiler. Bir nezahatane yattılar. Soğuk bir gün, Şubat ayıydı tanım. Eski de hatırlar. Sizler bilmezsiniz. Ben söyleyince hatırlar Zonguldak'ın eskileri. Bir sağır dilsiz vardı. Böyle 2 metre, iri yarı bir adamdı. Bunun görevi karakolda insan dövmekti. Kulakları sağır, dili yok, dilsiz. Babam o 4 saat dövdü bayıltana kadar. De ki devletin malını çalmışız. Şimdi bakıyoruz sahalara, kaçakçı, ya kardeşim kaçakçıyla devlet toplantı yapar mı? Memlekette kaçakçıyla vali, emniyet müdürü, garnizon komutanı, kültür müdürünün o şeyde salonda toplantı yaptı. Biz devletin malını çalmışız. Adam günde 80 ton kömür çalıp satıyor. Yani ben ihbar etmiyorum. Yani o zamanki ile bu zamanki arasındaki farkı ben söylüyorum. Böyle şeyler de yaşadım. Peki tamam, biraz duygusallaştınız. Bu konudan biraz yani, uzaklaştınız. Babam sizin önünüzde dövülseydi yani bir şey yapamıyorsunuz. Müdahale etme şansınız yok. Babam bağırıyor ama adamın kulakları sağır. Yani şu ana kadar Zonguldak'ın dışına, yani Zonguldak içerisinde benim yaştakiler sonra herkes tanır onu. En sonunda o sağırın cesetini bu Gazi tarafı, şey tarafında, Gazioğlu tarafında parçalanmış olarak bulundur. O zaman yani o zamanki işleyiş böyle miydi nezarethanelerde? Vallahi onun görevi o karakola düşenleri dövmek olduğuna göre tabii o zaman işkence vardı. Yani birisi bir suç işlediği zaman bir şimdiki ikrardı miktarı yok. Sopayı adam, ben siyasi yaşamımda cezaevinde kaldığım için oradan da biliyorum yani. Örneğin İstanbul'da Garettepe'de polis merkezi ve 87'de kaldım. Tek kişilik bir hücre. Yani 1,5 adıma 1 adamlık bir yer. 87 gün. Orada o kadar çok şeylere şahit oldum ki öncesini daha saymıyorum. Bize yani, oradan bir anı anlatabilir misiniz? Yani hatırladığınız, aklınızda kalan varsa, eğer sizi duygulandırmayacaksak. Yani yazdım bu Güneş'e Hasret adlı kitabı buldum da ona epey yer verdim. Onun içerisindeki olaylar, mekanlar, isimlerin tamamı gerçekler üzerine dayalı. Her şey gerçek. Şimdi orada yani hem bir mizah şeyi yaşadım. Ben hangisini anlatayım? Elektrik bana nasıl verdiklerini mi anlatayım? Oradan attım. Nasıl falakaya yatırıp dövdüklerini mi anlatayım? Orada anlattım. Şimdi burada anlatırım da biraz insan şey oluyor. Tabii yani bunu da yazarken 10 sene bekledim. Acaba yazayım yazmayayım diye. Çünkü şöyle düşünün. Önünden geri dönmüşsünüz. Bir depremden şey etmişsiniz. Veya bir şey olmuş. Tekrar onu yaşamak. Ha, bazen onu anlatmak istiyorum. İçimden böyle anlat diyor. Bazen hiç hatırlamak da istemiyorum. Ama böyle sevdiğim bir şey var. Onu hep anlatıyorum. Yaşamında görmek istediğim son bir arkadaş var. Bir şey de var. Nuh Diyap diye Samandağ'dan bir arkadaşım. Benim hücre yoldaşım o. Onunla 87 gün kaldık. O acıları paylaştık. Nuh Arap kendisi. Samandağlı. Hatay Samandağlı. Aynı siyasi yapıdayız. Nuh Suriye'ye kaçarken yakalamışlar onu. Şimdi ben Nuh'un tabii Arap olduğunu falan da ilgilenmiyoruz. Bir polis gecenin vakti hücrede dedi ki çıkın lan dışarı, çıktık. Dedi ki
Siz Allah'ınız yok değil mi? Ya şimdi adam o ne derse, adamın görevi sorgu yapmak değil yani bize. Oradaki hücredekileri bekliyor. Ses yok dedi ki, ulan dinden imandan haberiniz yok. Ben bu Aziziyet Camisi vardı. Çocukluğumda babam beni oraya göndermişti Kur'an kursuna. Biraz bir şeyler biliyorum yani din konusu için. Biraz da bilirim yani. İki defa da Kur'an'ı hatmetmiş bir şeyim var. Dedim ki biliyorum. O kadar değil yani, biliyoruz. Yani solcuyuz ya, dinsiz, imansız yani. Dedi ki, ulan size bir şey soracağım. Bilemezseniz de öldürürüm sizi. Biliriz, kurtuluruz. Dedim ki ben de sor. Fakat ustalarımız bile dediler ki, böyle bir sorgu anlarında birisi veteran gibi size bir şey sorduğu zaman biraz düşünme payı bırakın kendinize. Pat diye söylemeyin. O anda usta bunu o taktiği hep uygulamışımdır biz öncekiler. Ben düşünüyorum. Acaba ne soracaktı? Pat soru geldi. Cenaze namazı kırarken dizine diken batsa nasıl çıkartırsın? Soru bu. Çok basit, elinden beraber çıkartırsın ama ustamız dedi ya, biraz düşün diye. Ben biraz düşünürken bizim Nuh arkadaş dedi ki, elinden çıkartırım. Aman be kardeşim, o polis nöbetçi, 2 metrelik bir adam. Nuh'a bir vurdu yumruğu, çürük düştü yere. Nuh da yani fazla eri yarı falan değil, bizim gibi bir şey. Diyorum ki niye vurdu yani, bu tiken elinden nasıl çıkartılır? Yani tiken başka nasıl çıkar? Nuh dedi ki, haber ne vurursun yani? Dedi ki, ulan cenaze namazına dizlerin yere değmez ki tiken batsın. Yani Nuh dedi ki, abi dedi, ben Arap'ım, Alevi'yim. Yani bizde cenaze namazı kılma. Vay Allah'sız, sen hem Arap'sın hem Alevi'sin, Müslüman değilsin. Bana bir şey yapmadı ama ona çok vurdu. Bana vursun diye demekten vurmadı. Böyle yani diğerleri... Peki, şimdi o kadar Zonguldak'tan falan kitaplarınızdan bahsettik. Bir de ben orada bir kitap görüyorum. Onu da, bunun ne hakkında yazdınız? Şimdi, biz bu siyasete girdiğimizde dedik ya, ustalarımız entelektüeldi. Bilim içerisindeydiler ama bize genellikle şey öğretildi hep. Fransız ihtilali, Rus devrimi, Ekim devrimi. İşte Alman tarihi, İngiliz tarihi, Yunan tarihi. Ama sonradan bir baktım ki özellikle onun kendisi, sorgula, bize direktif vardı, sorgular yaşama kendisini. Ya Osmanlı tarihinden bir haberiz. Osmanlı tarihinde anlatılır da bir yere kadar geldik. Mesela Dünya Klasiklerini okudum. Dünya Klasikleri hemen 300'e yakın kitap okudum. Çok da güzeldi onlar. Ama işte Osmanlı tarihi, böyle pek bilmezdik. Cumhuriyet tarihini bilmiyorum. Bırak onu. Ben 76'da gittim İstanbul'a, tekrar gene Zonguldak'a döndüğümde Zonguldak'ın tarihine merak sardık o zaman işte 76. Ya hiç yazılı bir şey yok. Yaşadığımız kentin tarihini bilmiyoruz. Oradan yola çıkarak Zonguldak tarihiyle ilgili araştırmalar yapmaya başladım. Benden başka araştırma yapan arkadaşlarımız da var tabii. Ama benim alanım daha ayrı, daha bir sosyolojik çalışma. Örneğin bu yöre halkına niye kıvırcık diyorlar? Bu yöre halkı nereden gelmiş? Kimdir bu insanlar? İşte bu köçekler var, kadın kılına girmiş erkekler. Bunlar nereden çıktı yani? Anadolu'nun bir yerinde yok bunlar. Bu sorgulama üzerine giderek mezarlıkları dolaştım, yaşlılarla beraber dolaştım, fotoğraf çektim, teyp, sesleri teybe aldım, kamera çekimleri yaptım. Derken dedim ki ben bunu yayınlayayım. Yayınladım ama bu kitap aslında bir 500 sayfa falan tutuyordu. Olanaklarım yetmediği için kısalttım bunu. Kaynaklar çok fazla içerisinde. Bu kaynaklar birinci el kaynaklar. Ve meraklısı da benim evde var arşivlerin, hepsini alıp okur onları. Bunları yapınca çok farklı bir Zonguldak çıktı karşıma. O yüzden o kitabımı sevdim. Yani siz bu araştırmalar sonucu Zonguldak'tan diğer insanlara kıyasla umutlusunuz. Yani umutlusunuz geleceğine dair, Zonguldak'ın geleceğine dair. Fikrimi de umutluyum. Ben insanıma her zaman için güvendim ve umudum var. Her şey her şey insan layıktırlar ve öyle yapacaklarını yani, ne yapacaklarını bilirler yani.
Nasıl davranacaklar? Çok iyi bir zonada kalk. Yani birilerinin dediği gibi böyle kıvırcık koyun sürüsü falan değil zonada kalk. O kıvırcık tanımını da burada açayım. Kıvırcık tanımı çok kıvrak oynadığı için, kıvırarak değil. Çok kıvrak oyun oynadığı için adına kıvırcık deniyor. Esasında köçeklikten doğru giren bir şey. Köçeklik de böyle birilerinin dediği gibi kadın kılına giren erkek, yumuşak erkek falan kesinlikle değil. Yeniçeri ocağına ilk giren acemi askere köçek derler. Köçek, yiğit acemi asker anlamındadır. Yeniçeri ocağı Hacı Bektaş derneği ocağıdır. Baba ocağı derler o yüzden. Hacı Baba, Bektaş'ın babalarının ocağıdır. Kutsal bir ocaktır. Mevlevi tekkesine yeni giren acemi Mevlevi'ye de köçek denir. Köçek, Arapça'da kuçek, Farsça'da köçek, Türkçe'de Farsça'da kuçek, Türkçe'de köçek. Yani küçük çocuk anlamında kullanılır. Ama bu nerelerde yaygın dedik? Yeniçeri Ocağı'nda yaygın. Yeniçeri Ocağı'nı 2. Mahmut çok kanlı bir tasfiyeyle beraber bir ordu yapısına Asakir-i Mansur-i Muhammediye diye bir yeni ordu kuruyor. O ordunun karşısında isyan edince Yeniçeri Ocağı'nı tasfiye ediyor ve buradan doğru bunu aşağılamak için de Yeniçeriler homoseksüel, Yeniçeriler budur diye bir şey esasında değil. Bu bölge bir Türkmen bölgesidir. Onları işte yazdık. Böyle Zonguldak köy adları nereden geliyor temeli diye baktım yazdım. Örneğin belgesel bulumlar yaptım. Devrek Veli Beyler Köyü'nde mezarlığında bir taş vardır. Bu taşın aynısı Orta Asya'daki onun kitabelerinin yazıldığı taşa benzer. Böyle 1,5 metre şimdidir. Onun görüntülerini de aldım Devrek Veli Beyler Köyü. Türkmen boylarda bu insanlar o taşları oradan getirmediler. Geneklerin taşındır. Onları yazmaya çalıştım. Peki bu yazı yazma merakı nereden geldi? Evet, herkes onu merak ediyor. Şimdi bizim çocukluk şeyimizde böyle işte 8-9 yaşlarımızda biz okula giderdik. Bizim zamanımızda okuma yazma bilenlerin oranı çok azdı. O yüzden kadınlar kocalarına, anneler çocuklarına mektup yazacak insan ararlardı. Örneğin beni çağırırlardı genellikle bizim mahallede az olduğu için yaşıtlarımız. Şimdi kadın söyledi, oğlum nasılsın, oğulcum ne yapıyorsun, ne ediyorsun? İki satır bitiyor. Olsa dedik ya oğul sen işte tamamla gerisini biz de uydurduk. İşte horoz yiyi, tavuk yiyi, dana doğurdu, memnun oldu. Öyle bir mektubu uzatmak da öyle. Öyle bir alışkanlıktı yani temeli o. Oradan geldi. Uyduruyorsun orada hikaye. Şimdi ne kadın ne biliyor ki? Ama ben aileyi tanıdığım için farklı diyeyim. Bir yetenek istiyor bu yazı yazma. Hani konuşmaya benzemiyor biraz daha değil mi? Tabii. Özellikle kitap yazmak farklı bir hani. Tabii. Çok farklı. Bu da kitap okumanızdan kaynaklı olabilir mi? Yaşamda kahve kültürüm hiç yok. Alkol kültürüm yok. Sporu pek bilmem. Çalıştım, okudum ve yazdım. Gördüklerini de yazdım. Çok güzel. Peki basılmayı bekleyen kitaplarınız ne zaman basılacak? Onu sorayım. Şöyle söyleyeyim. Esasında ben kredi çekip kitaplarımı bastırdım. Birbirlerini finanse ediyorlardı. Fakat araya eşimin hastalığı girdi. Eşimin hastalığı girince de paralar uçtu gitti diyeleri bekliyor. Valla ben hazırladım, yazdım. Hepsi dijitalde de var. Çıktılarını da aldım. Kim bastırırsa bastırır, hiç de olur mu? İsteyenleri bazı, mesela üniversiteden bazı böyle tez için arıyorlar, işte mükellefiyet dönemiyle ilgili. Örneğin herkes maden mükellefiyeti sanır Zonguldak'ta sadece, halbuki 7 tane mükellefiyet vardır. Yol mükellefiyeti, okuma yazma mükellefiyeti, askerlik mükellefiyeti, burada silahlı milis olarak spor mükellefiyeti. Bunları tek tek belgeye de mi yazdım? İşte köçeklik başlı başına bir olgudur, onları yazdım. Bu rüdevans sahaları ile ilgili ayrıca çalışmalar yaptık. Hem çocuk video çekimleri, yani bir sürü şey. Bunlar bellekte var. Dijitale aktardım. Lazım olanlara diyoruz ki alın, kullanın. Çok güzel. Peki konuşmamızın sonuna gelirken eklemek istediğiniz, söylemek istediğiniz şeyler var mı? Benim atladığım, unuttuğum. İnsanlarımızı seviyorum. Hiçbir zaman gelecekte umudumu da kesmedim. Umutluyum, daha güzel günler göreceğiz.
Eski Günler programı ekibi olarak çok güzel bir söyleşimizin daha sonuna geldik. Kadir Tuncer Bey ile biz oldukça güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Kendisinden imzalı kitabımı da aldım. Sizin de okumanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Konuğumuz olduğunuz için, bize konuştuğunuz için size tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ve güzel günler görecek Zonguldak. Kimse karamsar olmasın. Teşekkürler. Bizi izleyin. Zonguldak'tan haberiniz olsun.